Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf konularımızdan parantezli işlemler konusuyla birlikteyiz. Parantezli işlemlerde neye dikkat etmeliyiz? Önce onu sizlere açıklamaya çalışayım. Parantezli işlemlerde dikkat edeceğimiz en önemli nokta parantezin içindeki işlemin ilk önce yapılmasıdır. Alıştırmalarımızı yaparak konumuzu işlemeye başlayalım. Burada iki işlemimiz var bir toplama var. Bir de parantezin içinde çarpma işlemi var. İlk önce parantezin içindeki çarpma işlemini uygulamam gerekiyor. Daha sonra toplama işlemini yapacağım. Nedir işlemimiz? 14 çarpı 2. Kenarda çarpıyorum. Bunu zihinden de çarpabilirdim. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2. Evet cevabımız 28 çıktı. Parantezin içi 28. 19 artı 28. Şimdi de 19'da 28'i toplarsam işlemi bitirmiş olacağım. Onu da yine alt alta yapayım isterseniz. Topluyorum. 9, 8 daha 17 elde var. 1 verdim. 2, 2 daha 4. Cevabımız 47 çıktı. Bakın ne yaptım? İlk önce parantezin içindeki işlemi uyguladım. İkinci örneğimize bakalım. 24 çarpı 8 artı 5. Yine parantezin içindeki işlemi yaparak başlıyorum. 8, 5 daha 13. O zaman 24 çarpı 13 oldu işlemimiz. 24 ile 13'ü çarpma işlemini uyguluyorum. 3 kere 4 12 elde var. 1, 3 kere 2 6 bir de elde 7. 1 kere 4 4 1 kere 2 2 topluyorum. 2, 7, 4 daha 11 elde var. 1, 312 oldu. Eşittir cevabımız 312 oldu. Alttaki işlemimize bakıyoruz. 880 bölü 80 eksi 60. Yine parantezin içindeki işlemi önce yapıyorum. 80'den 60'ı zihinden çıkardım. 20 kaldı. 880 bölü 20. Evet şimdi kenarda bölme işlemi yapıyorum. 880'i 20'ye bölüyorum. Bölmemi kısaltıyorum. 1 0 bundan 1 0 bundan silebilirim. 8'de 2 4 defa var. 4 kere 2 8. Tekrar diğer 8'i indirdim. 8'i tekrar sordum. Yine 4 defa var. Ve böylece cevabımız 44 çıktı. Şimdi 3. alıştırmamıza bakalım. 9'un karesi yani 9'un ikinci kuvveti eksi 59 çarpı 7. Yine parantezin içindeki işlemi önce yapacağım. Fakat 9'un karesini bulmam lazım önce. 9'un karesi ikinci kuvveti demek 9 çarpı 9 demek. O da eşittir 81. Şimdi 81 buldum. 81'den 59'u çıkarma yapacağım. Hemen altına yazarak çıkarıyorum. 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı. 2. 7 kaldı. 7'den 5 çıktı. 2. Burası oldu 22. Buradaki işlemimiz 22 oldu çarpı 7. Şimdi de 22 ile 7'yi çarpmam gerekiyor. 22 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 2 14. Bir de elde 15. Cevabımız 154 çıktı. Şimdi diğer işlemimize geldik. Yine 5'in küpü bölü 5 artı 99. İlk önce 5'in küpünü bulmam gerekiyor. Yani bu ne demektir? 3 tane 5'i çarpma. 3 tane olduğuna göre 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 o da 125 eder. Şimdi 125'i 5'e bölme yapmalıyım. Olduğu yerde bölüyorum. 1'de 5 yok. 12'de 5 2 defa var. Çıkarıyorum. 2 kaldı. Son rakamı aşağı indirdim. Burası oldu. 25. 25'i 5'e bölüyorum. 5 defa var. 5 kere 5 25. Parantezin içindeki işlem 25 çıktı. Şimdi ne yapmalıyım? 25 ile 99'u toplamalıyım. Hemen topluyorum. 9, 5 daha 14, 50 var. 1 verdim. 10, 12 oldu. Cevabımız 124 çıktı. Şimdi bu işleme bakın. Burada önce parantezin içindeki işlemi yapmam gerekiyor. Fakat bir verilmeyen var. A harfinin olduğu yerdeki sayıyı bilmiyorum. 48 artı 12 bölü A eşittir 50 ise A kaçtır diyor sorumuz. Şimdi ilk önce ben şöyle size tarif edeyim. Şöyle işlemin tamamına baktığımızda 48 ile şu parantezin içindekileri bir sepet olarak düşünün. 48 ile bir sepeti toplarsak 50 ediyormuş. Onu şöyle göstereyim size. 48 ile bir sepeti topladığımız zaman 50 ediyormuş. Şimdi toplama işleminde verilmeyen sayıyı nasıl buluyorduk? Büyük sayıdan yani alttaki sayıdan küçüğü çıkarmamız gerekiyordu. İlk önce ben bu çıkarma işlemini yapıyorum. 50'den 48'i çıkardım ve sonuç 2 oldu. Yani sepet Şöyle yapalım. Sepet neydi? 12 bölü A. 12 bölü A eşittir 2 oldu. Şimdi bölme işleminde 12'yi hangi sayıya bölerseniz 2 olur. Hemen zihinden bulabilirsiniz. Ya da 12'yi 2'ye de bölebilirsiniz. 12'yi 6'ya bölersek sonuç 2 olacak. O zaman A harfinin yerine 6 gelmesi lazım. A harfimiz demek ki 6'ymış. Bu şekilde cevabı bulmuş oldum. Diğer alıştırmalarımıza bakalım. Yine verilmeyen bir sayı var 80 artı b bölü 2 eşittir 60. Şimdi yine ben bunu sepet olarak düşünüyorum Bir sepet 80 artı b'nin olduğu parantezin içindeki işlemi bir sepet olarak düşündüm bölü 2'yi bölmeyi şöyle farklı şekilde yazıyorum eşittir 60 olmuş. Şimdi ben bu sepeti bulmak için ne yapardım? Hatırlarsanız buradaki bölüm ile bölen kısmını çarpma yapmam gerekirdi. Hemen işlemi yapıyorum. 60 ile 2'yi çarpıyorum. Ve 120 buldum. Yani sepet 120'ymiş. Sepetimiz neydi peki? 80 artı B. 80 artı B eşittir 120'ymiş. Şimdi bu kez bir toplama işlemimiz var. B'yi bulmak için ne yapmalıyım? 120'den 80'i çıkarma yapmalıyım. Ya da şöyle isterseniz alt alta yazarak size göstereyim. Şöyle sepet B harfi diyelim. 80 artı B 120 olduğuna göre B harfini bulmak için ne yapmalıyım? 120'den 80'i çıkarmalıyım. 120'den 80'i hemen çıkarıyorum. Evet böylece B harfini bulmuş oldum. B demek ki 40'mış. Son alıştırmamıza geldik. Yine ilk önce paranteze bakıyorum. Parantezin içindeki rakamlar verilmiş. 20'yi 4'e böleceğiz. 20'yi 4'e böldüğümüzde zihinden böldüm. 5 olur. Şimdi işlemi tekrar yazıyorum. C çarpı 5 eşittir 45. Evet burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminde eğer çarpanlardan biri bilinmiyorsa ne yapardık? Çarpım dediğimiz sonucu diğer sayıya bölme yapmamız gerekirdi. Yani 45'i 5'e bölersem C harfini bulacağım o zaman. Uyguluyorum işlemi. 45'i 5'e bölüyorum. 4'te 5 yok. 45'te 5 9 defa var. 9 kere 5 45. İşte böylelikle C harfini bulmuş oldum. C eşittir 9 oldu. Bu alıştırmamızla dersimizin sonuna geldik. Dersimizin sonunda bir kez daha hatırlatıyorum. Parantezli işlemlerde ilk önce parantezin içindekini bulmaya çalışıyoruz. Eğer parantezin içindeki bir rakam verilmemişse o zaman diğer yöntemde diğer işleme göre hareket ediyoruz ve sonucu bulmaya çalışıyoruz. Ama parantezin içindeki rakam verilmişse unutmuyoruz. Her zaman parantezin içindeki işlemi önce yapacağız. Sonra dışarıdaki işlemi yapacağız ve sonucu bu şekilde bulacağız. Dersimizin sonunda sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.